İstemenin Esrarı. Hazırlayan ve sunan Muhammed Bozdağ. Teknik yapım Oktay Coşkun. Değerli dostlar, kabul edilmeyi hak eden ve kaderin ajandasına, bir benzetmeyle kaderin ajandasına yazılan istekler, sabır dilinden dökülen isteklerdir. Dua ve isteklerin çoğu sabırsızlık diliyle yok edilirler. Diğer yandan ne yazık ki nadiren sabır dilini biliriz. Ve eğer bilirsek de hayatımızda olağanüstü olaylar meydana gelmeye başlar. Hayata birlikte atılıp aynı çabaları sergileyen insanların ilerleyişlerindeki farklılıklar dikkatinizi çekecektir. Kimileri yerlerinde sayarken, kimilerinin bir tepeden diğerine adım attığını görürsünüz. Değerli dostlar, başarılarımızı bu denli farklılaştıranların başında sabırlı isteyebilme becerimiz geliyor. Sabır, evrenin yaratılma biçimini kuşatmıştır. Evren, adeta toplu iğne ucundan ince bir noktadan, yokluk noktasından varlığa sıçratılarak yaratıldı. Trilyon kere trilyonlarca atom, yokluk noktasından varlığa aktarılan enerjiden tek tek yapılandırıldı. Evrenin maddesinin temelini oluşturan enerji, saniyede trilyon kere trilyonlarca kez yok edilip var ediliyor. Evrenin yaratılışı, sayısız eylemin sayısız kere art arda yaratılmasından ibaret ve bütün bunları yapan kudretin inanılmaz bir sabrı var. Evrenin sahibi olan o sınırsız sabır, iki zerrecik yarım hücreyi birleştirerek milyarlarca canlı beden yaratıyor. Birer zerre tohumdan sayısız ağaç ve bitki inşa ediyor. Sabır, uzaydaki toz bulutlarının sıkıştırılarak yıldızlara dönüştürülmesinin ardına gizleniyor. Sabrın genişlettiği zamanda kıtalar birbirlerinden ayrılıyorlar ve dağlar yeryüzünde yükseltiliyor. Burada biz sabır diliyle istemek olgusundan sadece ve yalnızca zorluklara sabretmeyi ve güçlüklere dayanmayı kastetmiyoruz. Elbette genel olarak insan musibetlere dayanmalı, ahlaklı yaşamakta ısrar etmeli ve evrenin yaratıcısına bağlılıkta direnç göstermelidir. Ancak biz burada eylemlerimize yönelik sabır sorumluluğumuzdan değil, isteklerimizin içeriğine yönelik sabır sorumluluğumuzdan söz ediyoruz. Bu yönüyle kastımız, sabırla ve ısrarla istemek de değildir aslında tam olarak. Sözünü ettiğimiz sabır diliyle istemek,
sabır psikolojisiyle ve hissiyle istemektir. Yani özel bir ruh halini kastediyoruz. Sabır diliyle istemek, ısrarla ve sürekli istemektir. Ama sonuçların zamanı konusunda evrenin yaratıcısının takdirine itimat etmek ve güvenmektir. Sonuçlar hakkında herhangi bir endişeye kapılmamaktır. Bazıları okudukları kitaplardan yapacaklarını öğrendiklerini ama bir türlü başaramadıklarını söylüyorlar. Denedim. Önce heyecanlandım ama sonrasını getiremedim diyorlar. Değerli dostlar, bu sorunun en temel sebebi sabırsızlık psikolojisi içerisinde sabırsız bir hisle kuşatılmış olarak istemektir. Diğer deyişle, isteklerimizin sonucunun zamanlaması hakkında endişelenmektir. İsteklerinizin, dualarınızın ve taleplerinizin sonucunun zamanı hakkında endişelendiğinizde, geçen zamanın her bir dakikası enerjinizi tüketecek ve en sonunda ne yazık ki yıkılıp gideceksiniz. Bu yarışı yarın kazanmayı hedefleyebilirsiniz. Ama eğer yarın olamadıysa üzülmemeyi öğrenmek zorundasınız. Sabırsızlığa dayanan, özellikle sosyal boyutu olan istekler, sabırsızlığa dayandıkları ölçüde yıkıcıdırlar, tahrip edicidirler. Kimileri sabırsız duaları yoluyla kendilerine beddua ettiklerini algılayamıyorlar. Zira sabır dilini terk etmek çoğu zaman herkesi kuşatan ilahi yasaların ihlal edilmesini ve kader çarkının dişlerinin kırılmasını istemektir. Yeryüzünü bizimle paylaşan diğer yaratıkların göz ardı edilmesini ve haklarının bir anlamda gaspını dilemektir. Düşünün ki bir genç haklı olarak bu yılki sınavda ÖSS birincisi olmayı çok istiyor ve bu yolda çırpınıyor. Ama yıllardan beri başka bir köşedeki diğer genç daha çok ve daha içten çalışıyor zaten. Bu sınavda adil kader kimi birinci yapmalıdır? Eğer hak eden birinci olursa, olamayanın birinci olamamak nedeniyle üzülmeye hakkı yoktur. Elbette birincilik için çırpınan birinci olamayabilir. Ama eğer sabır diliyle isterse, onu birinci olmuş gibi bir onura taşıyacak, müthiş bir gelecek yaşayacaktır. Ne zaman yaşayacaktır o geleceği? Bunu ancak kaderi planlayan kudret bilecektir. O sınırsız kudret. Yüce Kitap Kur'an'da şöyle söz vermiştir. Sabret. Gerçekten Allah iyilik yapanların ecrini kaybetmez.
o sınırsız kudret. Yüce kitabı Kur'an'da şöyle söz vermiştir: sabret. Gerçekten Allah iyilik yapanların ecrini kaybetmez. Değerli dostlar, ilim, zeka, hafıza, güzel ahlak gibi kişisel isteklere çok daha hızlı ulaşabiliriz. Çünkü bunlar kişisel isteklerdir. Bunları elde etmemiz, başkalarının bir şeyleri elde edememesinin sonucu olamaz hiçbir zaman. Ama makam, zenginlik, aile, sosyal statü gibi toplumsal boyut taşıyan isteklerimizde, isteklerimizin tarafı olan diğer insanların da durumları hesaba katılır kaderin sahibi tarafından. Sabır diliyle bir istek dile getirdiğimizde tüm evren aramızda buna yer var diyebilmelidir. Bir isteğin evrende yer edinebilmesi, evrenin diğer yaratıklarının da dikkate alınması suretiyle yapılan planlama sayesinde mümkündür. Bu yarışı siz kazanmak istersiniz. Ama belki de bu yarış bir başkası için planlanmıştır. Bize düşen katılabileceğimiz yarışlara katılmak, hak etmek için çırpınmak ama sonuçlarımız hakkında hiçbir endişe yaşamamaktır. Diğer yandan sabır diliyle isteyebilmek için hayatımızı toptan hissedebilmeli, dünyevi ve ebedi boyutlarıyla tüm ömrümüze bir paket halinde bakabilmeliyiz. Bize sunulacak hayat paketi isteklerimizin ve yakarışlarımızın karşılığı olacaktır. Ancak o paketin bir kesitindeki detaylar bütünlüğünü hiçbir zaman açıklayamayacaktır. Şimdi bu vadide geziniyoruz. Gelecekte bir başka vadiye göç edeceğiz. Gerçek başarı gelecekte yaşanacak olan değildir aslında. Gerçek başarı her anın içerisindedir. Tam şimdiki anın içerisindedir mesela. Tam bu vadide yaşadıklarımızda gizlidir. Bazen insan başarıyı gelecekte sanır ve sabırsızlıkla gelecekte göreceklerine ulaşmayı ister. Oysa geleceği eninde sonunda görecek. Neden sabırsızlık gösteriyor? Şimdi bu vadide ve bu anda bugünün iş akışı içerisinde başına gelenlerden mutsuzluk duyan, gelecekte yaşayacaklarından mutluluk duyacağını sanır. Oysa başarı ve mutluluk insanı gittiği yerde karşılamaz. İnsanla birlikte gider. Birisi ısrarla talep ettiği makam için acele ediyor. Çünkü o makamı elde ederse üstün olacak, değerli olacak, huzurlu, coşkulu, mutlu yaşayacaktır. Kalbi sabırsızlık içerisinde hemen şimdi olsun, en kısa sürede olsun, artık bir gün bile dayanamıyorum diyor. Yani o bir memurdu ve şimdi amir mi olmak istiyor?
Acaba amirlik onu gerçekten çok mu mutlu edecek? Oysa müdür olduğunda şaşkına dönecektir. Eskiden başında bir müdürü vardı belki. Şimdi herkes müdürü olmuş. Milletvekilleri arar, genel müdürler arar, valiler arar. Eskiden mesaisi bittiğinde işinden çıkar, evine koşar ve çocuklarıyla ilgilenip onlarla oynayabilirdi. Akşamları ve geceleri kendine ve sevdiklerine aitti. Hem bol bol doğayla iç içe yaşayabilirdi. Şimdi çocuklarının yüzünü göremez, gecelerinde bile beton duvarların arasından kurtulamaz oldu. Gerçekten makam ona daha büyük bir mutluluk mu kazandırdı acaba? Bir diğeri zenginliğe kavuşmakta acele ediyor. İnsan elbette zenginliği, meşru zenginliği istemeli ama sabır diliyle istemeli. Lakin örneğimizdeki kişi sabırsızlık diliyle istiyor, acele ediyor. Zenginleşirse mutlu mu olacak? Trilyoner olsa oturacağı yine bir evdir. Yiyeceği yine birkaç lokmadır. Trilyoner olsa, 2 günlük ömrü kalmışsa bu 20 yıla, bu 200 yıla çıkmaz ki. Hem alacağı lezzet, içinde yaşadığı evin güzelliğinden veya yiyeceği lokmanın yapısından kaynaklanmaz aslında. İnsanın aldığı tüm lezzetler, insanın ihtiyacının şiddet derecesinden kaynaklanır. İhtiyacını hissetmiyorsanız, evrenin en güzel saraylarında yaşamak size mutluluk hissi kazandırmaz ki. Sonra örneğimizdeki insan zenginleştiğinde, bir de malını mülkünü koruma derdiyle boğuşacak. Kimi fakirler malına göz dikecekler. Hatta bu uğurda hayatı bile tehdit altında olacak. Daha da üzücüsü, kazanıp biriktirdikleri mirasçılarının kavga nedeni olabilecektir. Elbette aziz yaratılan, sonsuzluk, sınırsızlık, mükemmellik ve yükseklik istemek üzere planlanan insan ruhunun bunlardan vazgeçmesi mümkün değil. Böyle değerleri istemekten vazgeçmek insana yakışmaz. Ama bunları hırsla ve sabırsızlıkla istemek de insana yakışmaz. İnsan üzerine düşeni yapmakta acele etmeli, bir saniye bile boş durmamalıdır. Ama insan isteklerini sınırsız bir sabırla dile getirmekte direnmeyi başarmalıdır. Değerli dostlar, sabırsız istekler saman alevi gibi kısa süreli isteklerdir. Sabırsız istediğimizde acıktığında miyavlayan, karnı doyunca başını çevirip giden kedilere benzetiriz kendimizi. Sabırla istediğimizde ise yaydığı tohumlarıyla zemini sonuna, son noktasına kadar güzelleştirme mücadelesi veren
çiçekler gibi oluruz. Şu halde isteklerimizin sonucunu tezkere bekleyen askerler gibi beklemeyeceğiz. Asker sabırsızlıkla gün sayarsa saydığı her gün kalbini gerginleştirecektir. Biz tezkere bekler gibi ölümü beklemiyoruz. Ölümü her gün hatırlamamız gerekli olsa da bizi ölüme götüren her günün hesabını sabırsızlıkla yapmıyoruz. Peki, ölümün kış mevsimlerini kuşatan kar gibi örtüp gizleyeceği şeyleri neden acaba tezkere bekler gibi gün sayarak bekliyoruz? Sabırsızlık bizi yanıltıyor. İsteklerimizi hemen dünyada elde etmek istiyoruz. Oysa açıkça itiraf edelim ki, bilelim ki kimi isteklerimiz bizim iyiliğimizi planlayan kaderin sahibi tarafından dünyada verilmeyecektir. Bazı istediklerimizi dünyada alamayacağımızı öğrenmek neden onları istemeye devam etmekten bizi vazgeçirsin? Zira bu dünyada istemekten vazgeçtiklerimizi ne yazık ki ebedi hayatta da alamayacağız. Ağır bir hasta yakalandığı kanserden öleceğini öğrenirse boş ve müsait zamanlarında kitap okumayı bırakmalı mı? Eğer katılabileceği bir yarış varsa onu artık gereksiz bulmalı mı? Eğer yapabileceği bir hizmet varsa onu terk etmeli mi? Dikebileceği bir fidan varsa ondan vazgeçmeli mi? Doğrusu sabırsızlıkla ve sabırsızlığın yol açtığı hırsla isteyenin yapacağı ne yazık ki budur. İnsan arzulayıp durduğunu elde edemeyeceğini anladığı yerde vazgeçiyor. Oysa evrenin şefkatli sahibi başarıyı yalnızca göstereceğimiz çabada ve o çabanın ardındaki sabırda aramamızı öğütlüyor. Şöyle diyor Ali İmran suresinde: yoksa siz Allah içinizden çaba harcayanları belirtip ayırt etmeden ve sabredenleri de belirtip ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Değerli dostlar, sabırsızlık büyük bir yenilgidir insan için. Zira sabırsız dua, güvensiz ve tevekkülsüz duadır. Böylesi istekler içtenlikten ve ruhsal enerjiden yoksundur. İnsanı hırsa, gerginliğe sürükler ve sonuçta böylesi istekler kısa sürede sönüp giderler. Eğer kalbinizde bir çırpıda parlayıp kısa sürede yitirdiğiniz istekleriniz varsa onları analiz edin. İçlerinde gizli sabırsızlıklar bulacaksınız. Eğer evrende bunca güzellikleri planlayan ve adaletle dağıtan iradeye güvenmiyorsak, ondan biz
ne yüzle isteyebiliriz o zaman? Şu halde değerli dostlar, eğer sınırsız desteğin her zaman yanımızda olmasını istiyorsak, Yaratıcımızın şu sözüne dikkat etmeliyiz. Ey inananlar, sabırla ve namazla yardım isteyin. Gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir. Hoşça kalın. İstemenin esrarı. Hazırlayan ve sunan Muhammed Bozda. Teknik yapım Oktay Coşkun.